İçeri gelsenize. Karakolda verdiğin para yeter değil miydi? Niye buraya geldik? Sizce? Kocam bir inşaatta ödülmüştü. Orası burası mı? Doğru tabi. Yurt dışına neden gitmişsiniz? İşim çıktı, ben de gittim. Cinayetlerinden sonra yurt dışına gitmeniz sizce biraz tuhaf değil mi? İş olunca bazen bekletemiyorsunuz mu? Siz de bilirsiniz. Bana biraz kocanızdan bahseder misiniz? Hocam iyi biriydi. Bana yalan söyleyin ki eğitimi düşünmüyorum. Biraz rencil. O öldüğünde üzüldünüz mü? Evet, ona her şeyden ben sabırlıyım. Peki sizce neden öldürüldü? Bilmiyorum. Kocanızın akrabalarıyla konuştum. Ölmeden 2 hafta evvel büyük bir kavgayla ayrıldığınızı söylediler. Her karı koca arasında olan kavgalardan biriydi. Sık sık böyle kavga eder miydiniz? Hayır, o gün beni aldattığını öğrendim. Beni sorgulayacağınıza gidip eski sevgilisini sorgulasanıza çok daha çabuk bir sonuca ulaşacağınızdan eminim. Siz de ister misiniz? Hayır, kullanmıyorum. Konuya dönelim. Kocanız inşaat alanında tabancadan çıkan 3 kurşunla öldürüldü. Ve onu buraya girip çıkarken de gören olmadı. Siz kocanızın eski sevgilisini tanıyor muydunuz? Evet, tanıyorum. Kocamla para için beraber olan ucuz kadınlardan biriydi o. Siz parayı önemsemez misiniz? Hayır, önemsemem. Para işleriyle kocam ilgili. Kocanız da artık olmadığına göre para işleriyle siz ilgileniyorsunuz herhalde. Ne demek istiyorsunuz? O her kimse cinayetlerinde küpesini düşürmüş. Bunun ne demeksi o? Diğer şüphelilerle konuştum. Benim için en büyük şüphesizsiniz. Sevgililerinden biri de yapmış olabilir. Ya da yeni sevgilisine aldığı küpelerden biridir. Kocanız sizden niçin boşanmak istiyordu? O kadın için tabii ki. Bir evliliği bitirmek bu kadar kolay olmamalı. Aslında onunla aramızdaki ilişki evlilik gibi değildi. Nasıl yani? Aşk değildi yaşadığım. Daha çok bir alışkanlık denebilir. Daha ne kadar tutacaksınız? Ne zaman evime gidebilirim? Daha geldim mi evime bile uğrayamadan önce karakola sonra da buraya getirdiniz beni. Biraz konuşmalıyız hanımefendi. Az kaldı. Beni burada nasıl konuşturmayı düşünüyorsunuz?
En son kocanızla ne zaman konuştunuz? Bir hafta kadar önce. Boşanma işlemlerini hızlandırmak istiyordu. Bir an önce avukatlarımızla bir araya geldik. Sonra birkaç kez aradım ama telefonlarıma cevap vermedim. Sizi evinize bırakayım. Yorulmuş olmalısınız. Hayır, biraz yansımak istiyorum. Sizi telefon edeceğim, sormam gereken sorular var.